Evet, Sayın Somuncuoğlu, iyi günler diliyoruz efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Evet, biraz önce Sayın Okuyan'la da konuşmuştuk. Siz neler düşünüyorsunuz? Hükümetten de farklı açıklamalar geliyor ama bir telaş da bir korku da mı yaşanıyor aynı zamanda? Hani bu yürüyüş çok yankı uyandırdı ve sadece adalet diye yürünüyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Buyurunuz. Evet, efendim, ülkemizdeki adaletin ve yargı kurumlarına olan güvenin ne hale geldiğini herkes biliyor. Buna itirazı olanlar tabii ki çıkıyor. Ama bu itirazın bir mesnedinin de olması lazım. Hiçbir şey bilmeyenler yapılan araştırmalarda mahkemelerimizin güven seviyesinin nerelere düştüğünü görmeleri yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu adalet talebinin, hatta buna hemen adalet denilmesi daha da anlamlı olur diye düşünüyorum. Hemen adalet talebinin eylemli olarak gündeme getirilmesi çok yerinde olmuştur. Çünkü durağan hale gelmiş, asimetrik güçlerin yarışı haline dönüşmüş olan çok partili demokratik hayatımıza can ve kan verecek bir hareket oldu bu. Öyle düşünüyorum. Bilhassa efendim, yurdun her tarafına yayılacağının söylenmesi başlı başına bir güzelliktir. Yalnız bunun da bir sınırı olması lazım. Türk milletinin birliğini, vatanın bütünlüğünü ve 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini kabul etmeyenler efendim, bu işin tarihinde tutulmalıdır. Çünkü onların katılımı iyi niyet taşımıyor demektir. Biz ülkemizin huzuru için, ülkemizin vatandaşlar arasındaki kardeşlik duygusunun derinleşmesi için böyle bir adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez demişler. Hakikaten adalet oksijen gibidir. İnsanlar ona çok muhtaçtır. Evet, bu bakımdan yerinde bir hareket olmuştu. Şöyle sorayım peki, hani iktidar cephesinden de farklı açıklamalar da geliyor bu yürüyüşe ilişkin. Aynı zamanda muhalefetten de, yani Sayın Bahçeli'den de böyle açıklamalar geldi ve CHP lideri de dedi ki hükümetin sözcüsü olabilir dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani iktidarı anladık da deniliyor yorumlarda. Evet. Muhalefet partisinin genel başkanı neden adalet yürüyüşünü eleştiriyor? Efendim, tabii maalesef Türk siyasetinin kalitesi böyle. Şimdi düne kadar yargıdaki adaletten şikayet edenler, düne kadar vatandaşlarımızın özgürlüklerinin kısıldığından şikayet edenler birdenbire dönüş yapmışlarsa bunun bir mesnedi olmadığı anlaşılıyor. O bakımdan da ciddiye alınmamalıdır. Tartışma yerine onlar tartışsın, onlar ne düşünüyor bilmiyoruz ama haklı değiller. Ülkemizin durumu ortada. Şimdi hep gerek temel insan hakları ve özgürlükleri, gerek eğitimimiz, milli olmaktan çıkmış eğitimimiz, evet, gerek ekonomimiz, dış politikamız, her alanda ülkemizin büyük bir sıkıntı, evet, içerisinde sürüklendiğini biliyoruz. Bu ülke hepimizin, yani kuru parti münakaşaları, spor takımı tutar gibi toplantılar demokratik hayatımıza yarar getirmez, aksine zarar getirir. Sayın Somuncuoğlu, evet. Siz hani destekliyorum ifadesini kullanıyor musunuz? Şimdi burada hani yürüyüşü amacı zaten belli, adalet için yürünüyor dedik. Hatta katılmayı bile düşünüyor musunuz? Onu da soralım. Yani şimdi ben biraz rahatsızım. Yaşım 78 oldu, çok da geçmişte koştuk. Yürüyecek bir fiziki gücüm yok. Ama anlattıklarımdan herhalde başka bir mana çıkarmak mümkün değil. Elbette. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Nasıl adalet, hemen adalet istiyorsak, bunun gibi bizi var eden değerler için de sırası geldiğinde ve bir parti değil, bütün muhalefet diyelim, vatandaşa kadar uzanan bütün muhalefetin katılacağı bir takım demokratik hakka dayanan, hukuka dayanan, şiddetten uzak, kimseyi aşağılamayan, aksine birliği ve bütünlüğü davet eden yürüyüşler ve eylemler yapılmalıdır diye düşünüyorum. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun.